Hepiniz hoş geldiniz. 3-5 gündür beraber değildik. Araya Kurban Bayramı girdi. Bu arada geçmiş Kurban Bayramınızı kutlarım. Sizlere umarım sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle diyerek konumuza dönelim. O zamandan bu zamana çok fazla gelişme olmadı. En son SEC tarafından ETF'lere bir vurgu yapılmıştı. Yetersiz denilerek. Ondan sonra da dün bir yeni gelişme var ve uzantıları var bugün de arkadaşlar. Şimdi özellikle de Bitcoin'de ve Bone ile ilgili de soru var. Ekosisteme de küçükten değineceğim. Bone ile ilgili soru var. Şimdi dostlarım bir, Bitcoin'de ETF'ler çok önemli. Gerçekten çok önemli. Dün yaşanan gelişme şuydu. SEC biliyorsunuz bundan önce ne demişti? ETF'ler için yetersiz demişti. Tam da burada bu şirketler başını BlackRock'un çektiği varlık yönetimi şirketleri ve devamı yeniden ETF'lerini sundu arkadaşlar. Yani SEC'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki denetim kurulu olan SEC'in istediği doğrultuda bu ETF'leri tekrar onaya sundu arkadaşlar. Bu iyi bir gelişme. Diğer gelişme ise küçük yatırımcının Glassnode raporuna göre küçük yatırımcıların ayda 350 bin adet Bitcoin topladığını gösteriyor. Ve ayrıca uzun vade yatırımcıların da Bitcoin toplamaya devam ettiğini gösteriyor. Kurumsalların da yavaş yavaş Bitcoin aldığına dair veriler çıkıyor ortaya arkadaşlar. İşte bunların hepsi Bitcoin için ve kripto camiası için önemli gelişmeler arkadaşlar. Komplo teorilerine inanmıyorum demiştim. Hani şu Bitcoin'de çatallanma yaratacaklar, spot ETF'i kabul ettirip bitirecekler. Ben buna yine inanmıyorum arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Ha, SEC'in kafasında spot ETF'lerinin kabulüyle alakalı başka bir şey olabilir. Yani altcoin'lerle alakalı başka bir şey olabilir. Fakat Bitcoin'i bitirecekleri için hiç sanmıyorum arkadaşlar. Bu komplo teorilerine inanmıyorum. Şimdi ta geçmişten beri konuşuyorduk. Özellikle son 5 aydır Bitcoin'de ben özellikle olumlu konuşuyordum arkadaşlar. Şimdi önümüzde artık sıra ETF'ler. Yani ileride Bitcoin'in gelişiminde en etkin şey ETF'ler olacak. Bunu da belirtmek isterim. ETF kabul edilebilir mi? Edilebilir. SEC tarafından da bir alttan sızıntı haber vardı yabancı medyada arkadaşlar. Kabulüne dair kabul edilebilir. Eğer bir ETF'in, spot ETF'in, Bitcoin ETF'inin kabulü Bitcoin'i gerçekten has safhada yükseltebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ekosisteme geçelim bir Shiba ile ilgili. Bu arada Bitcoin ile ilgili olabilecek tüm gelişmeleri sizlere sunmaya ve anlatmaya tabii ki devam edeceğim arkadaşlar. Gün ve gün bayram vardı biliyorsunuz. Tatildi. O yüzden herkes tatilini yaptı. Şimdi gelelim Bone'ye. Bone yükseldi mi, yükselmedi mi? Niye yükseliyor? Şimdi geçelim arkadaşlar. Bone istediğimiz gibi yükselmedi. Ekosistem de istediğimiz kadar yükselmedi. Aslında tüm altcoin'ler istediğimiz kadar yükselmedi. Ta ki dün biraz bir %20 bazı altcoin'lerde yükselme oldu. Fakat istediğimiz serüvende hala değiliz. Ama inanıyorum arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Satoshi Kusama tarafında Temmuz sonunda Shibarium'la ilgili bir haber vereceğini söyledi. Onun dışında bir gelişme yok. Yani Bonedeki yükselişin piyasadaki normal yükselişten dolayı olduğunu bilin arkadaşlar. Herhangi bir gelişmeye bağlı değil. Sadece şu var ekosistemde, Shiba ekosisteminde Kusama Temmuz ayı sonlarına Shibarium'la alakalı bir güzel haberin vereceğini söylemişti. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Başka da bir gelişme şimdilik yok. Oldukça da sizleri aydınlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz, seviliyorsunuz.